Doktordan temiz tariflerde bugün mikrofiliz günü. Mikrofiliz ne? Şimdi biz baklagilleri filizlendirmek istiyoruz. Neden filizlendirerek kullanmak istiyoruz? Özellikle nohut, fasulye, mercimek gibi baklagillerde fitik asit ve lektin dediğimiz, yine bize zarar veren, bizim sindiremediğimiz antinütriyent dediğimiz maddeler var. Bir önceki videoda bahsetmiştik makronütriyentler, mikronütriyentler, fitobesinler diye. Güzel. Bir de antinütriyentler var. Güzel. Bir de o zaman en baştaki şeyi söyleyelim. Gluten, nişasta, lektin, kazein. Bu dörtlü diyorduk. Bugün lektine mi gireceksin? Bugün lektine gireceğiz. Lektin niye antinütriyent? Ne yapıyor? Antiliği nereden geliyor? Antiliği nereden geliyor? Bir, bağırsak astarımıza zarar veriyor. Emilimi bozuyor, sindirimi bozuyor. Fitik asit de aynı şekilde. Yine bazı başka besin maddelerinin emilimini engelliyor, onların çalışmasını inhibe ediyor. Ne? Ve dolaşıma girdiğinde bizde otoimmün reaksiyonları tetikleyebiliyor. Yani vücudun kendi kendine saldırması, Hashimoto, romatoid artrit, ankilozan spondilit, tip 1 diyabet, çölyak vesaire, o gibi otoimmün reaksiyonları tetikliyorlar. Şimdi biz onlardan nasıl kurtulacağız? Fitik asit ve lektini, özellikle fitik asiti, tohum kendini korumak için kullanıyor. Yani tohum olarak kalabilmek, filizleneceği zamana kadar o halini koruyabilmek için. Tohum dediğin mercimek tanesi. Mercimek mesela, maç tanesi gibi. Evet. Tamam. Şimdi bunu kendini korumak için kullanıyor. Biz ne yapıyoruz? Bunları filizlendirerek diyoruz ki bak sen artık tohumluğundan çıkıyorsun, filizlenip bitkiye dönüşeceksin. O zaman o fitik asitlerini atıyor. Biz de o sırada onu yiyoruz. Kandırıyoruz yani. Kandırıyoruz bir nevi. Tamam. Şimdi filizlendirmeyi nasıl yapıyoruz? Çok zorlananlar var yine filizlendirmede de. Aslında yine çok basit. Şimdi biz dün sabah 4 gruptan da baklagili suya koyduk. 8 saat suda bekledi. 8 saat suda bekledikten sonra o suyu süzdük. Ve şu kaselerin içinde üstü kapalı bir şekilde kenara aldık. Işık görmesin istiyoruz. Neden? Çünkü kandırıyoruz ya, sen toprağın altındasın demek istiyoruz aslında. Karanlıktasın. Işık görmemesi lazım. Dolabın içine koyduk üstünü kapatıp. Bir tülbentle de kapatabiliriz. Bir başka tabak da koyabiliriz üstüne. Gün içinde yalnız 1-2 kere çıkardık, ıslatıp süzdük. Yani hep nemli kaldı. Nemli bir şekilde bekledi, suyun içinde değil. Şimdi bu maş fasulyesi, bu en hızlı filizlenen, bakın ne kadar uzadı, sabah bile bu kadar değildi. Bayağı filizleniyor. Mercimek yine hızlı bir şekilde filizlenir. Nohutumuz filizlenmeye başladı. Bakın göstereyim şöyle. Fasulye de daha çok küçük küçük. Fasulye en geç filizlenen ama bakın o da başladı, seçebiliyorsunuzdur ufak umarım. Ufak ufak var. Bakın şöyle. Yakından bakınca evet, bak oralar filizlenmiş. Fasulye filizlenirken nohutla fasulye biraz böyle kötü kokulu bir şey çıkıyor. Sıvı çıkıyor, jelimsi. Hafif böyle jelimsi, pis kokuyor birazcık. O bozuldu anlamına gelmiyor. Endişe etmeyin. Onu da yıkayıp süzüyoruz. Yine böyle birazcık filizler uzadığında kullanabiliyoruz. Aslında tek mikrofiliz olayı bu değil. Mesela brokoli filizi kendisinden 50 kat daha fazla sülforafan içeriyor. Yani 1 kilo brokolideki sülforafanla 50 gramlık bir, 20 gramlık bir brokoli filizindeki sülforafan aynı. Bu madde ne işe yarıyor? Özellikle beyinde, gelişmekte olan beyinde antioksidan etki gösteriyor ve işlevini arttırıyor. Otizmle ilgili çalışmaları var mesela. Her sabah bir çorba kaşığı kadar mikrofilizi çiğnemesini istiyoruz çocuğun ağzında. Bu bizim için de geçerli. Oksidatif strese maruz kalıyoruz sürekli. Kendi stresimiz, toksinlerden maruz kaldığımız stresler, vücudun kendi ürettiği serbest oksijen radikalleri var. Bunlar bizim hücrelerimize zarar veriyor. Bunlardan kurtulmanın yolu da antioksidan şeyler tüketmek. Bizde antioksidan etki gösteren aktiviteler yapmak. Bir takım aktiviteler yapmak. Yoga mesela. Yani mesela yoganın da klinik çalışması var. NF-kappa-B diye bir madde var. Vücudumuzda bizim inflamasyon yaratıyor. Yoga yapanlarda düzenli meditatif bir yoga tabii ki. Sadece böyle işte güneşi selamladım, eğildim, kalktım gibi bir yoga değil. Meditasyon yapanlarda bu değerin çok ciddi oranda düştüğü gösterilmiş. Şimdi bunu yaptık. Her seferinde böyle bazen uğraşmak istemeyebilirsiniz. İşte her seferinde ben 8 saat onu yapacağım, filizlenene kadar bekleyeceğim falan filan. O zaman şöyle yapın. Bir seferde çok miktarda filizlendirin. Sonra pişirip, bizim işte dolaptaki nohutların hepsi öyle tutuyor. Filizli.
pişirdik, porsiyonluk ayırdık. Yani çalışıyoruz hepimiz, geç geliyoruz. Mesela bir salata yaptınız, onu çıkarıp hemen şey yapabiliriz, kullanabiliriz salatanızı ya da yemeğini yapabiliriz. Yani öyle kullanmak daha pratik olabilir günümüz modern yaşantısında. Evet. Bence bir sakıncası yok. Çok iyi. Hani Spektrum demişken, sen şimdi Instagram'la başladın, sonra konu Spektrum'a geldi. Artık eğitim platformu kurayım, eğitimle devam edelim. O fikir nereden çıktı? Aslında pandemi sürecinde çıktı. Yani biz, şimdi ben fonksiyonel tıp eğitimimi Amerika'da tamamladım. Türkiye'de de bir platformda yine eğitimci olarak görev aldım. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın komisyonundayım. Ama şunu gördük, yani tüm müfredatlarda, yurt dışında da, yurt içinde de aslında fonksiyonel beslenme kısmı biraz eksik. Ve insanların da en çok buna ihtiyacı olduğunu gördük. Yani biz neyi nasıl yiyeceğiz, nasıl tüketeceğiz, en sağlıklı nasıl faydalanabiliriz yiyeceklerden. Bunu peki Spektrum'da da anlatıyor musunuz? Tabii hani anlatıyoruz. Ha, o zaman niyetle başlayıp yavaş evet, yavaş aşama yani aşama. Yani biz şöyle besinlerin daha ilk gruplandırılmasından mutfaktaki dönüşüm, sağlıklı karışımlar, yani hangi besin hangisiyle bir araya gelirse nasıl olur ve hangi hastalığımız var. Bu normal bir insan için nasıl beslenmesi gerekir? Bir de hastalık özelinde hangi grup hastalıkta nasıl beslenmek lazım? Şimdi yani bir diyet popüler oluyor. Öyle gidiyor. Şimdi her diyet herkes için uygun değil. Her diyet her kişi için sürekli de uygun değil. Şimdi sana mesela eliminasyon yaparız ama sürekli yapmayacağız bunu. Anladım. Yani bunların belli süreleri var. Belli zamanlarda tanıştırmalar olması gerekiyor. Ya da işte keto fasting, ben de dedim ya ilk videoda söylemiştim, ben de keto fasting yapıyorum falan diye. Mesela bu da herkese uygun değil. Ya da ben de bunu sürekli yapamam. Yani belli bir dönem yapmam gerekiyor. Ya da hastalık özelinde bir hastalıkta çok katı bir, mesela SIBO'nuz vardır. Sizden tahılı, baklagili, meyveyi, bazı sebzeleri kesmem gerekir. Ama hafif bir IBS vardır, irritable bağırsak sendromu. Daha basit bir eliminasyonla gitmemiz gerekir. O zaman gibi. Bu verdiğin eğitimler sadece doktorlara yönelik eğitim değil. Evet, sağlığının kıymetini bilen veya tekrar sağlığına kavuşmak isteyen herkes katılabilir mi? Kendine yardımcı olmak isteyen, nereden başlayacağını bilemeyen. Yani ben evet sağlıklı beslenmek istiyorum ama ne yapacağım? Hani bir yol gösterme olacak yani. Sağlıklı beslenme de tabii ki. Yani çok da keyifli oluyor. Çünkü her toplantı sonrası herkes deneyimini paylaşıyor, neden orada olduğunu paylaşıyor ve o zaman biz gerçekten ne kadar güzel bir iş yaptığımızı anlıyoruz. İşte nasıl hastalık süreçlerinden geçtiklerini, beslenmeyle bunda nasıl ilerleme kaydettiklerini bizimle paylaşıyorlar. Müthiş bir has, yani çok mutluyum o anlamda. Harika. Şu ana kadar biten kurslarınız oldu var, tabii değil mi? Var, tabii tabii. Peki onları biz bir daha izlemek istesek, bugün başlamak istesek tekrar izleyebilir miyiz? İzleyebiliriz tabii ki. Hepsi tamam. Kayıtlı zaten ama biz zaten dönem dönem yapacağız bunu. Ha, tekrarlayacak. Tabii, çünkü canlı etkileşim olsun istiyoruz birazcık. Karşılıklı konuştuğunuz zaman herkesin birbirinden öğrenecek bir şeyi var çünkü. Yani ben hastalarımdan çok şey öğrendim bugüne kadar. Bana çok büyük katkıları olan hastalarım oldu. Çocuklar oldu. Yani ben herkesten öğrenilecek bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve bu öğrenmenin de sonsuz olduğunu ve paylaşılması gerektiğini düşünüyorum. Ben şunu da yapabilirdim yani. Şimdi biraz kendimden bahsetmek gibi oldu bu video ama. Olsun. Yani buna da ihtiyaç ben var gittim bence. O kadar emek sarf ettim, para harcadım. Çünkü kolay değil yani Amerika'daki o eğitimi almak. Dolar zaten kaç para. O kadar emek verdim. Ben bu bilgileri kendime saklıyorum. O zaman gel ben de şu kadar... sürekli ben işte sadece muayene şeklinde sana yardımcı olurum demek istemiyorum. Ben bunları öğrendiysem paylaşmak istiyorum. Anlatayım, herkes uygulasın. Çünkü herkese ulaşamazsınız zaten. Bu şekilde bile ulaşamayız. Doğru. Ama şu çok güzel bir şey. Yani mesela bazen şimdi online danışmanlıklar hayatımıza girdi. Covid'le beraber Türkiye'nin her yerinden insanlarla görüşüyorum. Ya şunu duymak çok güzel. İşte hocam zaten ben sizin önerilerinizle, Instagram'da yaptığınız önerilere göre veriyordum şunu. Şu şekilde besliyordum, sizin dediğiniz gibi besliyordum. İşte çok şükür ki şöyle olmadı ya da şöyle faydasını gördüm gibi şeyler duymak müthiş bir haz yani. Yani Instagram'la başladın, sonra Spektrum, şimdi evet. YouTube kanalı. Aslında bu da yaşam tarzını göstermek açısından kıymetli geliyor bana. Bu yaptığımız evet. işte de sen sonuçta bunun daha erişilebilir, sağlıklı olmak, evet. sağlıklı yiyecekler tüketmenin çok da zor olmadığını bir yandan ortaya koyuyorsun. Mesela
geçen sefer badem sütü yaptık. Badem sütü tık diye yapılan bir evet, şey aynıymış. Yani çok da basit. Büyük değilmiş. Yani, gözümüzde büyüttüğümüz kadar değilmiş. Havale geçirmeye gerek yok badem sütü deyince. Evet, belki bu onu da giderecek olması açısından evet, çok, çok kıymetli basit geliyor bana. Ya çok kolay değil yani de sağlıklı bilgiye ulaşmak. Yani bu biraz da izole kaldığımız bir yer. Hani evet, herkesin parası var mı buna ulaşacak kısmında, parası olan da maalesef bunu nasıl yapacağını bilmekten bilmiyor, uzak. Evet. İşin bir kısmı o. Diğer kısmı da şimdi oturmuşuz burada neyi anlatıyoruz? Mercimek, nohut, fasulye ve maaş. Yani bunu zaten yemeğinde kullanıyoruz. Bu maddiyattan bağımsız bir şey. Yani bunu alıp suda haşlayıp yemek var. Evet. Bir de çimlendirip yemek var. Yani bunun maliyet açısından artı bir şey yok ki kişiye. Tabii aslında. Tabii yok. İşte çok ön yargı var bu konuda. Onu da kırabilirsek ne mutlu bize. Yani o ön yargıları, işte sağlıklı beslenemeyiz, çok zor. Biz bilinçlendikçe artacak. Şimdi bak, anneler bilinçlendikçe gerçekten değişim oluyor. Okullar kendini değiştirmeye başlıyor. Bizi kreş için görüşmeye gittiğimizde ne dediler? Bize glutensiz, şekersiz sormayın, gluten ve şeker var dediler. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Çünkü bu sorulmaya başladı artık. Artık okullar menülerine dikkat ediyor. Biz diyor işte ikindi kahvaltısında poğaça börek vermiyoruz. İşte meyve ve kuru yemiş veriyoruz diyor. Ya bu çok güzel bir şey. Çok küçük bir şey. Kesinlikle. Ama çok güzel bir şey. Sonuçta bu şeyle beraber, taleplerin artışıyla beraber aslında bak önemli bir dönüşüm oldu. Kantinler. Kantinler, evet. Çikolata, bütün zararlı bir sürü şey var. Şimdi kantinli olmayan okullar var sırf bu evet, mantıktan dolayı. Ve bu nedenle tercih ediliyorlar. Tabii. Aslında konunun gelip dönüp dolaştığı nokta bir, bilinç. Evet. Bilinç ve farkındalık arttıkça aslında oraya doğru yöneliyorsun. Ben mesela sürekli Google'lıyorum. Hani pahalı bunlar, erişemiyoruz deniyor ya. İnternette bir sürü aslında şey, karabuğdaya, bademe, yani bademin pahalı olanları da var. Paketli ve pahalı olanların da var. Sağlıklı ve daha uygun fiyata bulabileceğimiz bir sürü kanal da var artık. Değişim sancılı gerçekten ama benim şekerdeki mevzu gibi şimdi şekeri çatmıyorum ve biraz evet, şeker olduğunda midem bulanıyor. Ya bir de şöyle bir alışkanlık var. Biz seninle hatırlıyor musun hesaplamıştık. Badem unuyla bir tatlı yaptık. Badem unu tabii pahalı. Dedik ki yani biz böyle giderse göçeriz yani. Olmaz öyle. Devam edilebilir bir şey değil ama aslında şuna da alışmışız. Çok yemeye alıştık ya biraz. Sanki böyle iki tepsi falan yapacağız. Zaten bizim çekirdek aile yaptığın şey şu kadar. Aslında o aldığın ürünü de birim olarak az kullanıyorsun. Tabii. Yani tatlıyı da çıkarıyorsun hayatından sağlıklı beslenirken. Zaten düşmeye başlıyor. Yani aslında az bile alsan çok uzun süre gidiyor. Yani biraz şey algısı var. Kime yetecek bu? Az az satılıyor ya. Halbuki yapmıyorsun yani iki tepsi. Biz alıştık annelerden, anneannelerden. Kalabalık ama aileler. Ama o zaman kalabalık da tabii, aileler. Şimdi tepsi tepsi yapılır her şey. Biz o kadar yapmıyoruz yani. Doğru. Sonuçta baklagilleri filizlendirerek tüketeceğiz. Neden? Bize zarar vermesin diye fitik asiti ve lektini. Biraz daha fazla faydalanalım biz bu mikrofilizlerden dersek de o zaman evde mikrofiliz yetiştirme yoluna gideriz. O zaman sadece baklagiller değil, brokoli gibi sebze filizlerini de kullanırız. Onun için linki biz aşağıya bırakalım. Mikrofiliz eğitimimiz var. İsterseniz katılabilirsiniz. Yüksek Ziraat Mühendisi Gökhan Sivaslı veriyor tüm detaylarıyla nasıl bize zarar vermeyecek şekilde evde yetiştirebiliriz. Umarım siz de filizlendirmeyi uygularsınız ve daha sağlıklı bir yolda bir adım daha atmış olursunuz. Afiyet olsun. Afiyet olsun.